Virüsün evrildiği konusu öyle bir konu yok. Virüsler mutasyon geçirirler. Virüsler bakın canlı hücrelerinden farklıdırlar. Virüsler hayatta kalabilmek için mutlaka bir canlı hücresine gereksinim gösteren protein kılıflarıdır. Dolayısıyla virüslerin de DNA'sı ve RNA denen yapılar vardır içinde, genetik bilgileri. Bunlar da meydana gelen tesadüfi değişiklikler, hakikaten mutasyonlar meydana getirir. Fakat asla ve asla bir virüsü bir bakteri hücresini bir çok hücreli canlıya ya da başka türlere dönüştürmez. İşte evrimciler burada, Darwinistler burada çok büyük yanılgı içerisindeler. Yoksa tabii ki mutasyon meydana getiriyor virüs ama asla ve asla bir evrim geçirmez. Nitekim virüsler milyonlarca yıldan beri vardır ve hiç değişmemektedirler. Mesela grip virüsü var. Mutasyonlarla farklı grip virüsleri ortaya çıkıyor fakat asla başka bir bakteri hücresine ya da bir canlı hücresine dönüşmüyor. Bir virüs daima bir virüs olarak kalıyor. Zaten virüs çok basit bir yapısı olduğu için mutasyonlar zararlı olamıyor. Aynı mutasyonları, tesadüfi değişiklikler bakteri hücresine meydana geldiği zaman, tek bir hücrede bile meydana geldiği zaman o hücreyi sakat hale getiriyor ve ölmesine neden oluyor. Oysa virüsler bu şekilde bir canlı hücresi olmadığı için, organellerden yoksun olduğu için, sadece bir protein kılıfından oluştuğu için mutasyonlar zararlı olmamaktadır. Dolayısıyla bir evrim kesinlikle yoktur. Bu da bir aldatmacadan ibarettir.